Lütfi Savaş ve Büyükşehir Belediye ekibinin Hatay için, Kırkan için yaptığı hizmetlere sırf muhalif partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı diye hayır demesinler. Onlar bunlara hayır dedikçe onlar sadece kendi koltuk sevdalılarına göre hareket ediyorlar ama çeken halk oluyor. Arka yollarda asfalt yapılmamış, oralar yapılsın. Ondan sonra bu trafiğe bir çözüm bulsunlar. Sanatçılar bir program yapıyorlardı. Bütün halka açık konser veriliyordu. Ara dönemlerde açık konser veriliyordu. Bu sefer halk bir şehir içerisindeki bütün psikolojiden uzak bir şekilde kendini rahatlatıyordu. İkincisi daha da güzel bir kaynaşma açısından insanların birbirine olan pozitif yaklaşımları daha da çok artıyordu. Büyükşehirle uyum, yollar, işsizlik, sosyal aktiviteler, Kırıkhan Spor'un başarısı. Kırıkhanlıların Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'dan istekleri bu şekilde. HRT Haber, Kırıkhan'ın yolunu tuttu ve Kırıkhanlıların şikayetlerini dinledi. Vatandaşlara mikrofon uzattı, Kırıkhanlıların belediyeden taleplerinin ne olduğunu sordu. İş sıkıntısı var, onları çözmesi iyiydi. Başka da bir sıkıntı yok yani. İşsizliği çözsünler, o yeter yani. Biz kendisini çok seviyoruz. Bir tek dileğim var, bunu kendi de biliyor. Kırıkhan Spor'u tekrar layık olduğu yere geri getirsin. Başka hiçbir dileğim yok. Gençlere iş olanakları, Kırıkhan'ın daha çok gelişme açısından daha çok ileride olması. Mesela Hatay şu an gözde. Talepler Başkan Yavuz'a iletildi. Başkan Yavuz, çalışmaların belirli bir program doğrultusunda yapıldığını, önceliklerinin işsizlikle mücadele olduğunu söyledi. 2020 yılında Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi ile 2000 istihdam sağlanacağını duyurdu. Güzel Kırıkhan'ın güzel insanları. Elbette ki sizden gelen talepler bizim için çok çok önemli. Biz birinci dönemimizi bitirdik, ikinci dönemimizden de yaklaşık 3 ay gibi bir zaman dilimi geçti. Elbette ki Kırıkhan'ın eksikliklerini, yapılması gerekenleri biliyoruz. Bunları bir program dahilinde Allah nasip ederse, geçmiş dönemde bir kısmını projelendirdik ve projelerimizin büyük bölümünü, söz verdiğimiz işlerin büyük bölümünü yaptık. Bu dönemde ise Kırıkhan'ın tamamen işsizlik noktasındaki yapılması gereken büyük projelere Kırıkhan Belediyesi olarak el atmak istiyoruz. Bizim bu dönemdeki en büyük hedefimiz ve hayalimiz Kırıkhan'daki işsizlik sorununa bir nebzecik de olsa neşter atabilmek. Tabii bunlar büyük projeler. Hükümetimizle beraber ortak götürdüğümüz bir Kırıkhan OSB, yani Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi var. Yaklaşık 56 tane tesisin kurulacağı bu alanda tüm imar çalışmalarını bitirdik. Altyapı ihalesine çıkmak üzere şu an. Allah nasip ederse 2019'un sonu ve 2020 yılının ortalarına doğru bu bölgede yavaş yavaş altyapısı bitmiş, tesisler, binalar yükselmeye başlamış ve 2020'nin ortalarında ve sonlarına doğru da yaklaşık 2000 gencimizin ve memleketteki siz insanımızın iş ve aş bulacağı bir saha haline dönüşecek. Yol şikayetleri için Büyükşehir Yasası'na adres gösterdi Başkan Yavuz. Bazı yolların Büyükşehir'e, bazılarının da ilçe belediyesine ait olduğunu söyledi. Ardından sosyal aktivitelerle ilgili taleplere değindi. Kırıkhan'da sinemamız yoktu, sinemayla buluşturduk. Yüzme havuzumuz yoktu, yüzme havuzuyla buluşturduk. Yüzme havuzunun içerisinde eğer imkanınız olursa, burada küçük bir mini bu şekilde açık hava tiyatrosu niteliğinde bir alanımız var. Dilediğiniz an burayı kullanabilirsiniz. Yeni yaptığımız Çocuk ve Osmanlı Köyü'nün içerisinde de böyle bir alanı planlıyoruz. En kısa zaman içerisinde de Allah nasip ederse bu alanı sizlerle buluşturacağız. Ve su kesintileri. Başkan Yavuz, su şikayetleri için kameralar aracılığıyla hat suya seslendi. Yetkililerin kesintiler için empati yapmasını istedi. Çözüm için hat suya işbirliği teklif etti. Buradan ben hem Büyükşehir'e hem hat su başta genel müdür ve tüm çalışanlar olmak kaydıyla, sorumlular olmak kaydıyla bu sıcak havada yaklaşık 40-45 derecenin altında insanların evinde susuz olduğunu düşünün. Kocaman mahallelerimiz, bir hafta suyu akmayanlar var, 3 gün suyu akmayanlar var, 5 gün suyu akmayanlar var. Aynı şeyi acaba kendi hanenizde, evinizde düşünebiliyor musunuz? Çözümü gelin buyurun, beraber masaya yatıralım. Bizim de çözüm önerilerimiz olur. Buradan beraber halkımızın bu büyük sorununa çözüm bulmak üzere neşter atalım diye sizleri de davet ediyorum.